Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda canlıların ortak özelliklerinden homeostaziye bakacağız. Homeostazi arkadaşlar iç dengeyi ifade eder. E, ne demek bu? E, arkadaşlar canlılar e, değişen iç ve dış e, etmenlere karşı arkadaşlar ya da değişen iç ve dış etmenlere göre kararlı bir iç ortam oluştururlar. Yani şartlar değişir. İşte sıcaklıktır, şudur budur. Ama e, bu vücut içerisi sabit bir e, sıcaklığa, sabit bir su oranına sahiptir. Mesela böbreklerimiz arkadaşlar. Vücudumuzdaki su dengesini ayarlayan organlarımızdan biridir. Belki de en önemlisidir. Mesela çok su içersiniz. Kanınızda çok su olur ve bu suyun fazlasının atılması gerekir. O zaman böbrekler suyu dışarı atar arkadaşlar idrarla. Eğer az su içerseniz bu sefer suyun vücutta tutulması gerekir. Böbrekler e, suyu idrara vermez de kana geçirir. Sonuç ne olur? Vücuttaki su dengesi sabit kalır arkadaşlar. Su oranı dengelenir. E, sizin az veya çok içmenize göre bu dengede tutuluyor. İşte bu ve bunun gibi olaylara biz homeostaz diyoruz.